bu turda Mehmet Bey'e de söz vereyim. Siz sözünüzü unutmayın. Çünkü ekonomiye devam edeceğim. Ama bir cümle ekleyecekseniz hemen ekleyin. Peki. Peki. Mehmet Bey'e geçeyim çünkü ara vereceğim. Bu turda söz vermiş olayım. Sayın Andican'ın ifade ettiği şey önemli. Dediği yanlış da doğru olmayan bilgide sürekli bir ısrar hali söz konusu. Ve burada da kendi tabanını tutabilmeyi istiyor. O zaman taban artık ben yokum bu demeye başladı. Şimdi tabii 2023 hedefleri 2011'de açıkladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı bu müthiş bir hava yaratmıştı. Bütün Türkiye açısından da öyleydi. Hatta yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri var. Diyor ki bu beyanname dostlar alışverişte görsün diye söylemiyoruz bunları. Laf kalabalığı yapmak için de söylemiyoruz. Dolayısıyla bu hedeflere koyuyoruz ve bunlara ulaşacağız. Şimdi 2023 gelirken artık bu hedefler yok. Yani öyle bir hedef yok ve bu hikaye yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir 2023 hikayesi yazmaya çalışsa da hikayenin pırıltısı gitmiş, inandırıcılığı da kalmamış. Dolayısıyla zaten orta vadeli programla ilgili yaptığı açıklamalar kendi kendini tekzip eden açıklamalar aynı zamanda. Doğal olarak böyle bir ortamda, böyle bir tabloda kendi tabanını motive etmek açısından yine de bir hikaye, en azından görüntüde bir hikaye yazmak zorunda. Zevahiri ama başka bir şey yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben biraz tabii bu kadar ekonomistin arasında şey konuşmak zor. Bunların bir işe yaramadığını, ekonomide her ne kadar işte uçuyoruz de desek, şahlanıyoruz de desek, milletin cebi öyle demiyor. Yani insanlar günlük yaşayışlarında büyük sıkıntı içindeler. Ekonomik krizin altında eziliyorlar. Ha bunun için bir şey icat etmek gerekiyor. Benim hep şeyim vardır, AK Parti seçimlere kadar her hafta yeni bir şey icat etmek zorunda. Ha, şimdi bunu epey bir süredir dini değerleri siyaset pazarına sürerek oradan bir şey devşirmeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu hem dine yapılan bir haksızlıktır, hem de dini siyaset pazarına sürmek kadar tehlikeli bir şey olamaz. Yani bunun içinde çok önemli bir şey buldular Diyanet İşleri Başkanı. Yani ilmi anlamda, İslami bilimler anlamında hiçbir derinliği olmayan. Bu konuda iddialıyım. Söylediği her söz bir defa bir Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemesi gereken şey şudur. Temel dini değerleri siz söyleyeceksiniz. İslam'ın temel öğütlerini söyleyeceksiniz. İşte yolsuzluklarla ilgili, adaletsizlikle ilgili, hukuksuzlukla ilgili, bunlar sizin göreviniz. Siz bunları söyleyeceksiniz ama siyaset sizin işiniz değil. Siz eğer işte Yargıtay binasının açılışında dua okuyorsanız, dua okumaya kimsenin itirazı olamaz. Dua bütün dinlerdeki olduğu gibi İslam'da da önemlidir. İnsanların dua ile ilişkileri son derece deruni bir şeydir. O yüzden ona karşı bir tavır alınamaz. Ama siz bu kadar adaletsizliğin, bu kadar hukuksuzluğun olduğu, yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir toplum yapısında onlar için tek kelime etmemişseniz, ondan sonra gider işte şey dersiniz. Ben onu diyorum, bütün İslam toplumlarının maalesef talihsizliği budur. Ne zaman iktidarlar sıkışmışsa siyasi mücadelede dini değerleri araçsallaştırmışlardır ve bu toplumların hiçbirine herhangi bir fayda sağlamamıştır. Peki. Tam bu noktada araya gideceğim. Sonra siz asıl gündemi hatırlattınız. Neyi çok kullanıldığını kısa bir şey hatırlattınız. Söyleyebilir miyim?